ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi Christopher Smith ile Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Başkan Donald Trump'a bu hafta Arjantin'deki G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde Çin'in Uygurları toplu şekilde tecrit etmesini gündeme getirmesi için çağrıda bulundu. Çin, Doğu Türkistan'da keyfi tutuklamalara ara vermeden devam ederken bir ünlü profesörün daha tutuklandığı bildirildi. Uygursoft'un kurucusu, ünlü matematikçi ve Doğu Türkistan'daki Xinjiang Üniversitesi'nin öğretim üyesi Profesör Alim Ahat'ın Çin polisleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Ünlü profesör, master eğitimini Japonya'da tamamladıktan sonra vatanı Doğu Türkistan'a dönmüş ve 90'lı yılların sonlarından itibaren Uygur, Kazak, Kırgız Türkçelerinin bilgisayar ortamına taşınmasına imza atarak önemli gelişmeler kaydetmişti. ABD, olası teknoloji ve sanayi casusluğu tehdidine karşı tedbir olarak Çin'den gelen öğrencilere yönelik sıkı kurallar uygulayacak. Reuters'ın haberine göre Çinli öğrenciler olası bir ajanlık faaliyetine karşı denetlemeye tabi tutulacak. Bu kapsamda öğrencilerin telefonları ve sosyal medya hesaplarının yakın takibe alınacağı açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı Ekim ayında iki Çinli istihbarat subayını ABD merkezli şirketlerden jet motor teknolojisine ilişkin verileri çalmakla suçlamış, Çin'de üretilen bilgisayar donanımlarına casus çipler yerleştirildiği iddia edilmişti. ABD'de yaşayan ve daha önce Çin hükümetine göndermelerde bulunan Çinli fotoğrafçı Lu Guang'ın davet üzerine Doğu Türkistan bölgesine gitmesinden bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirildi. BBC'nin haberine göre ödüllü fotoğrafçı Lu'nun eşi Xu Xiaoli, New York'ta yaşayan Lu'nun Doğu Türkistan'da fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinliğe davet edildiğini belirterek, eşinin 23 Ekim'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urimçi'ye gittiğini kaydetti. Lu'dan en son 3 Kasım'da haber aldığını ifade eden Xu, yetkililerin verdiği bilgiye göre Lu'nun ulusal güvenlik memurları tarafından götürüldüğünü ve kendisinden o günden bu yana haber alınamadığını belirtti. Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve gittikçe büyüyen gösterilere geniş yer veren Avrupa basınındaki bazı haberlerde bu gösteriler gerilla savaşına benzetildi ve başkent Paris'in kaos ortamına sürüklendiği yorumu yapıldı. Yanan arabalar ve polisle çıkan çatışmalara ilişkin fotoğrafların kullanıldığı haberlerde isyanın sadece zamlara değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğine yönelik olduğu vurgulandı. Fransa basını ise Macron'un siyasi geleceğinin de sorgulandığını yazdı.